Elif işte hakkında yavaş yavaş. Evet, en ağır engelli kategorisinde geliyor. Geliyor. Yani şey yapıyorlar, söylüyorlar. Sonsuz. Yani ben spora profesyonel olarak başladığımda daha Türkiye tarihinde Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda final daha yüzülmemişti. Ben bunların liglerin hepsini başaracağıma söz verdim ki en nihayetinde de Avrupa ve Dünya şampiyonu da oldum tarihimizde ilk defa. Lakin ben bunlar olurken hep yalnızdım. Ben hep istedim ki bir takımım olsun. Takımımla bayrak yarışına girebileyim. Takımımla gülbeyleneyim ve transferlerimi gerçekleştireyim. Ve bu uğurda gerçekten ben çalışmalar da yaptım. Takımım oldukça onlara da bildiklerimi öğreterek orada tutunmalarını sağlamaya çalıştım. Verdiklerimizi de aldılar. Sizlerin de tanıdığı Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, takım arkadaşlarım, benim kardeşlerim. Ne söylediysek yaptılar, öğrendiler ve bugün aslında bunlar da bir büyük sporcu seviyesine geldiler. Yani gelecekte çok güzel yetişen sporcularımız var. Çok ümitli olduğumuz Baran var. Baran'a baktığım zaman kendi küçüklüğümü görüyorum. Aynı bende, kalça çıkıklığına sahip ve çok yaramaz. Hiç durmayan bir çocuk, 7 yaşında daha. Koral Berkin Kutlu. Yaklaşık biz 4 yıldan beri beraber antrenman yapıyoruz ve ben Türkiye rekorlarını kırarken dedim ki bu rekorlar kolay kolay dedim, kimse kıramaz artık. Sınıra geldi yani artık. Bundan sonra dedim farklı bir bilim ilim lazım. Ve benim kırdığım rekorların 3 tanesini Koral Berkin kırdı. Çünkü Koral Berkin'de ben antrenman yapıyorum, ona antrenman veren benim. Bu bence gurur verici bir şey. Ben onurlanıyorum benim yetiştirdiğim bir sporcunun beni geçmesinden, daha büyük ödül almasından. Ve bu yaşta bunları başarabilmesinden, gelecekte gelen şevvalimiz, Berkin'imiz, birçok sporcumuz çok büyük başarılar imza atacaklar inşallah. Yani şöyle, rol model olmak evet biraz daha dikkat gerektiren bir şey. Davranışlarına, tutumuna, konuşmana, takımla ilişkilerine dikkat etmen gereken bir şey. Ama ben olduğum gibi oldum. Anadolu insanı oldum. Hiç ak niyet ve kötü niyet beslemedim kalbimde, içerimde. Kardeşlerimiz de bizi sevdi. Disiplinimiz, çalışma sistemimiz de bilime uygun şekildeydi ve böylelikle rol modelliği üstlendim. Çok şükür bir yerlere de geldiğimizi düşünüyorum kendi açımdan ve gelecekte de çok daha büyük. Yani bundan 10 yıl önce bana deseler ki Beytullah böyle böyle olacak, inanmazdım ben ona. Şu an 10 yıl sonrasını da hayal edemiyorum onun için. Belli bir yere geldi. Eksiklerimiz var mı? Evetler. Yani dünyada artık Türkiye dediğimiz zaman sadece Beytullah Erol vardı ve Özlem Baykız vardı. Kimse başka birisini de tanımazdı. Ama bugün 8 sporcuyla biz dünya şampiyonasına katılıyoruz ve baraj geçen 25 tane Avrupa şampiyonası geçen sporcu vardı. Bunun içerisinden kriter yapıyoruz. Final yüzmeyen Avrupa şampiyonasına gidemez diye seçmeler yapıyoruz. Bu gerçekten iyi bir şey. Türkiye olarak tanınıyoruz, isim olarak değil. Ama eksiklerimiz var. Sağlık kurulumuzun, teknik kurulumuzun elbette ki eksikleri var. Onları tamamlama yönünde de fedakarca çalışıyorlar. Tamamlayacaklar. İnşallah gelecek nesilde tam profesyonel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Beytullah Eroğlu'yu başarılı buluyorum ama Beytullah Eroğlu daha başarılı olabilirdi diyorum. Şöyle diyorum. Benim klasifikasyonla ilgili bir takım problemlerim vardı. Beni adaletsiz şekilde üst sınıfla yarıştırdılar. Ve ben bunun üzerine klasifikasyon ne demek onu öğrenmeye başladıktan sonra benim adaletsiz yarıştığımı öğrendim. Belki Beytullah Erol o zamanlar biraz daha girişken ve daha böyle hakimiyetçi bir yapıya sahip olsaydı daha başarılı olabilirdi diyorum. Havuza girmeye korkmuyorum, denize girmeye de korkmuyorum, okyanusa girmeye de korkmuyorum. Kısa vadeli olarak dediğim gibi adaletli bir şekilde yarışmaya çalışacağız. Ölçümlerimizle protestolarımızı gerçekleştireceğiz. Şayet adil bir şekilde yarışırsak ben suda yarış kaybetmem. Masada kaybetmezsek suda kaybetmem. İnşallah spora devam etmeyi planlıyorum. Olimpiyat şampiyonluğum yok, olimpiyat madalyam yok. O kaldı, onu alana kadar devam edeceğim inşallah. İnşallah yönetim alanında bulunmak istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitirdim. Spor yöneticiliği bölümünü dereceyle mezun oldum. Yönetim alanında bulunmak istiyorum. Bilgi ve tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum inşallah. Camiadan kopmadan bu camianın daha çok gelişebilmesi için yönetim alanında bulunmak istiyorum. Tokyo Paralimpik oyunları takım halinde gerçekten iyi geçtiğine düşünüyorum, inanıyorum. Tarihimizde ilk defa madalya aldık Sevilay Öztürk'le. Ondan sonra paralimpik rekoru kırdı Elif İlden ve biz tarihimizde ilk defa bayrak takımı yüzdük. Biz İngiltere'yi geçtik bayrak takımında. Ve finalde 8. olarak kaldık. Lakin 7. olarak bitirdik. Bu gerçekten
Benim için çok büyük bir onurdu. Benim şahsımın olimpiyat şampiyonu olduğu kadar ben bunu hayal ediyordum. Bayrak halinde çıkıp da orada mücadele verebilmeyi. Ve çok şükür bunu da başardık. Yani ben şöyle düşünüyorum bunu. Singapur'un bir sporcusu var, olimpiyat şampiyonu. Ama Singapur bayrak takımına giremiyor. Singapur'u sadece o kızla tanıyoruz biz. Singapur onun dışında yok. Ama bayrak takımı dediğin şey senin aslında ülkenin kalitesi. Senin bir sporcunun yeteneği değil. Senin ülkendeki sporcuların kalitesi, spora vermiş olduğun yetenek olarak düşünüyorum ben bu bayrak takımını, yani takım yarışlarını. Onun için ben çok değer veriyorum. Çok da yetenekli bayrak takımımız var. İnşallah gelecek. Ben inanıyorum ki bizler o masadaki yarışmayı kazanacağız ve havuza atladığımız zaman ben bütün dünyaya İstiklal Marşımızı ayakta söyleteceğim. Bu benim çocukluk hayalimdi. Spora başladığım gün Türkiye'de hiç daha final daha yüzülmezken ben orayı hedef koymuştum zaten kendime. Aşama aşama geldim. Son aşamadayım inşallah. Orayı da sizlerin destekleri sayesinde, bakanlığımızın, federasyonumuzun, kulüplerinin de spor severlerin destekleri sayesinde inşallah ulaşacağız ve olimpiyat şampiyonluğunu da ülkemize getireceğim 2024'te. Ben kesinlikle engellilerin, özellikle fiziksel, bedensel engellilerin yüzmeye başlamasını tavsiye ediyorum. Çünkü tedavi edici bir özelliği var. Doktorlarımız, hekimlerimiz hep bunu önerir. Onun dışında ise insan vücut ağırlığının onda birine düşer su içerisinde. Ve özgür bir şekilde hareket edebilir. Vücudundaki bütün kasları kullanabilir. En ağır engelli dahi her kasını kullanabildiği tek spordur. Ben onun için yüzmeyi öneriyorum. Ve yüzmeye girdiklerinde yüzmeyi sevecekler zaten yüzmeyi öğrendikten sonra. Başarılı olmak isteyeceklerdir. Federasyonumuzun sitesinde de ulaşabilirler. Ondan sonra profesyonel olma yolunda kendilerine bir hedef koydukları zaman hayata da bağlanacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Ve onlara da ihtiyacımız var ülke olarak. Günde ne kadar su yutuyorum sorusu sezonuna göre. Bu iki soru da sezonuna göre değişiyor. Çünkü tempolu antrenman yaptığımız zaman gerçekten su yutuyoruz. Bunun farkında olmadan da su yutuyoruz. Bazen ben antrenman sonrasında stoksit atmak için tuvaletlere gideriz. Gerçekten su yuttum o an anlıyorum. Litrelerce su yutmuşuz. Ama biz bunun farkına varmıyoruz. Artık bu bizim için çok normal ve doğal olan bir olay. Antrenman dönemlerimiz sert bir giriş yapacak galiba teknik kurulumuz. Bir günde iki antrenman yapacağız ve bir kara antrenman yapacağız. Sezon başından bahsediyorum. Bu da yaklaşık 4 saat yüzme, 1,5-2 saatte kara antrenmanıyla sezona giriş yapıyoruz inşallah. Rahmetli babam hep şey derdi, Beytullah olimpiyat şampiyonu olduktan sonra sağlıklı, namuslu, iyi bir kıza emanet edeceğiz. Olimpiyat şampiyonu olamadı Beytullah. Ama girişimlerini yaptı. İnşallah öyle bir hedefimiz var. Ama yine de benim hedefimde, en büyük hedefimde olimpiyat şampiyonluğu var. Diğeri olan kısmet zaten, nasip inşallah.